Ben Gökhan, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çocuk yetiştirirken yaptığımız hatalardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Proje çocuk. Bazen çocuğumuzun iyiliğini istiyoruz diye yapıyoruz bu hatayı. Çocuğum illa doktor olacak, hakim olacak, avukat olacak. Ama bunları isterken geleceğin mesleklerinden hepimiz bir haberiz. Ailelerimiz bizim için bunları isterken geleceğin meslekleri arasında sosyal medya olduğunu farkında mıydı? Şu an bir sosyal medya uzmanı bir hakimden, bir doktordan yeri geliyor hepsinden fazla maaş alabiliyor. Bazen de gerçekleştiremediğimiz kendi hayallerimizin çocuğumuz tarafından gerçekleştirilmesini istiyoruz. Örnek olarak çocuğum ben öğretmen olamadım, sen öğretmen ol. Şu an atanamayan kaç tane öğretmen var farkında mısınız? Öğretmenlik yapacak düzgün okul mu kaldı etrafta? Hangi okulda, hangi şehirde, hangi branşta öğretmenlik yapacak? Bazen de çocuklarımızı birçok yetenek ve özellikle donatmak istiyoruz. Örneğin 3 yabancı dil bilsin, piyano kursuna gitsin, çok iyi bir yüzücü olsun, bacakları çok uzun, kesin jimnastik yapsın, bir çocuğun sanata ilgisi olsun diye piyano dersine verirseniz o çocuk sanatla ilgilenmez. Eğer siz sadece bir özellik, bir yeti katmak istiyorsanız çocuğunuza, onu sadece kursa göndermek yetmez. Eğer aksini iddia ediyorsanız bence para ve zaman kaybından öteye gidemezsiniz. Size kendimden örnek vermek istiyorum. Ben fen lisesi mezunuyum ama üniversite zamanı eşit ağırlıktan girdim. Ve lise hayatım çok zor geçti. Çünkü ben hiçbir zaman bir fen lisesi öğrencisi olamadım. Derslerimde çok zorlandığım için başarısız bir öğrenci gibi oldum. Ama aslında yeteneklerim ve anlama kabiliyetim diğer branşlardaydı. Sözel derslerim ve ezberim çok kuvvetliydi. Bunun aksine matematik, geometri, kimya, biyoloji gibi derslerim de bir o kadar zayıftı. Düşünsenize çocuk dünyadan bir haber fen lisesine gitti ve başarısız oldu. Sizce problem burada çocukta mı? Bazen de küçük yaşta çocukları kendi üstümüzdeki sorumluluğu paylaşmak istiyoruz. Yani eve ekmek getirmesi gibi. Bu durumda çocuklarımızı çırak adı altında iş yerlerine sokup daha kötü durumlarda çocuğu dilendirip kağıt toplatıp plastik toplatıp ek gelir elde etmeye çalışıyoruz. Bence bu da bir proje. Ev geçindirme projesi. Böyle bir durumun çocuklar üzerindeki etkisini düşünebiliyor musunuz? Çocuk daha 10 yaşında benden daha olgun. Yani şu çocuğa baksanıza büyümüş de küçülmüş. Ne kadar olgun. Bu kavrama açıkçası her zaman karşı oldum. Çocuk çocuk gibi olmalıdır. Bırakın çocukluklarını yaşasınlar. Onlar bir gelir kaynağı hiçbir zaman olmamalı. Bir konuya daha değinmeden geçmek istemiyorum. Toplumun en küçük birimi ailedir ve ailenin meyvesi de çocuktur. Kitabi olarak kulağa çok hoş gelen bir cümle. Tamam doğru söylüyorsunuz ama acaba bireyler bir çocuk yapmaya hazır mı? Bu donanıma sahip mi? Bir çocuk yetiştirme sorumluluğunu kaldırabilecek güçte mi aileler? Bireyler bir çocuk yetiştirme hakkında neler biliyorlar? Kendini ne kadar geliştirdiler? Maddi durumları acaba el veriyor mu? Siz çocuğu yapın, Allah rızkını verir. İnşallah verir. Hepimizin umudu bu yönde zaten. Ama o zaman sokakta bu kadar dilenen çocuk olmazdı diye düşünüyorum. Sadece böyle bir ideolojiye inanıp maddi durumunuz eğer el vermezse çocuğu istediğiniz gibi yetiştiremezsiniz. Ne yapacaksınız? Okula verip geri mi alacaksınız? Bu gerçekten çocuklarda büyük travma yaratır. Bence böyle yapmayın. Böyle yapacağınızı hiç yapmayın. Eğer çocuğunuzu ülkesine, dinine, ailesine, çevresine, doğaya, hayvanlara saygılı ve sorumlu bir şekilde yetiştiremeyeceksiniz, bu işe hiç kalkışmayın. Bir çocuk yetiştirmeyi layıkıyla yerine getiremeyecek bir maddi altyapınız yoksa eğer, dediğim gibi bu işe hiç kalkışmayın derim. Sonrasında bizler için de zor bir şey bu. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerçekten çok savaşıyoruz, çok didiniyoruz. Sonra bu ne oluyor biliyor musunuz bazen? Ben seni yetiştirmek için saçımı süpürge ettim. Ben seni yetiştirmek için ne fedakarlıklar yaptım. Çocuğunuza yüklediğiniz ağırlığın farkında mısınız? Ha bu arada bunları söylerken çocuğunuzu yönlendirmeyin demek istemiyorum. Çocuğunuzu yönlendirin ama objektif olun. Yani çocuğunuzun nelere ilgisi var, nelerden hoşlanıyor, nelere kabiliyeti var, hangi konuları daha iyi yapabilir? Bu konuları anlayın. Çocuğunuzla konuşun. Çocuğunuzu dinleyin. Öğrenin ki çocuğunuzu ona göre yönlendirin. Size değişik bir örnek daha vermek istiyorum. Sadece soyunu devam ettirmek için erkek çocuk isteyenler var. Çocuk daha dünyaya doğmadan bir misyonu var düşünsenize. Sizce bu da bir proje değil mi? Bence proje. Sanki hepimiz Osmanlı soyunda asilzade bir aileden geliyormuşuz gibi soyumuz devam etsin, soyumuz devam etsin. Nedir bu soyunuz devam etme takıntısı? Sonuç olarak hepimiz ölüp toprağa girmeyecek miyiz? Kız çocukları da, erkek çocukları da bizim. Hepsinin hakları eşit. Bizlerin de onlara yaklaşımı aynı mesafede olmalı. Benim bir kız çocuğum olacak ve bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Ha ileride belki erkek çocuğum da olur. O zaman yine aynı duygular içerisinde olacağım. Videomun sonuna gelirken bir konuya daha değinmek istiyorum. Bireysel olarak iyi insanlar olabiliriz. Bireysel olarak farklı konularda kendimizi de iyi de yetiştirmiş olabiliriz. Ama bu bizlerin iyi bir anne, iyi bir baba olacağı anlamına gelmez. Annelik, babalık bambaşka bir kavramdır. İş yerinde iyi bir patron olabiliriz. Arkadaşlarımız tarafından çok sevilen bir insan da olabiliriz. Bir sanatla uğraşıyoruzdur ve bu konuda çok iyiyizdir. Dışarıda gördüğümüz herkese merhamet eden, ülke problemlerine çok eğlenen bir insan da olabiliriz. Ama bunların hiçbirisi iyi bir anne, iyi bir baba olmanın işareti değildir. Annelikte, babalıkta çok kutsaldır. Çocuğumuzun psikolojisini, çocuğumuzun sorunlarını anlayabilmemiz için gerekirse bir uzmandan yardım almamız gerekir. Genelde kişisel gelişim kitaplarına karşıyımdır ama inanın çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi için çok güzel kitaplar, çok güzel kaynaklar
kaynaklar var. Okumanızda fayda var derim. Sonuç olarak hiçbirimiz İngiltere Düşesi ya da Fransız Dükü yetiştirmiyoruz. Lütfen çocuklarımıza onların kaldırabileceğinden daha fazla sorumluluk yüklemeyelim. Bu durum hem onlar için hem bizler için ilerleyen dönemlerde çok daha büyük problemler yol açabilir. Sizlere bu konuyu internette okuduğum çok güzel bir yazıdan bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Kız ya da erkek fark etmez, sağlıklı olsun yeter ki diyor. Ama bu söylemde bence bir eksiklik var. Kız ya da erkek fark etmez, yeter ki sağlıklı ve mutlu olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve aşağı tarafa yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.